Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi kazanım 20'deyiz. Bu kuralı hatırlarsın. İki komşu iç açı ortayın kesiştiği yer. Bunların toplamının yarısıydı. Yani 80 artı 90 bölü 2. Yukarısı 170 geldi. Bölü 2. Buradan da 85 derece geliyor. Alfa açısı. Pekala. Şimdi burada nasıl bir durum var acaba? Ona bakacağım. İlk etapta şöyle düşünelim. Şu D, A, K. Şuraya A diyeyim. O zaman burası da A yapar. Sonra şuraya biz ne diyelim? B diyelim. Şimdi bir dakika. A, D, K. Şuraya B diyelim. O zaman burası da ne yapar? B yapar. Şimdi buradan ben A artı B'nin ne olduğunu görürüm. Yani şu üçgenden dolayı. 100 derece olduğunu görürüm. Ee, şimdi bu durumda şunların toplamı yani 2A, 2B'nin toplamı da ne gelecek? 200 derece gelecek. Evet. Peki bu 200 derece geliyorsa şimdi şuraya bir bakabilir miyiz? Bunların toplamı ne yapacaktır? 160 derece yapacaktır. Şu ikisinin toplamı. Yarı yarıya toplamları şunlara da CD diyelim. Yani C artı D'mizde bak tekrarlıyorum şunların toplamı 160'tı. C artı D'de ne yapar? O zaman 80 yapar. Bu durumda X değeri ne çıkacaktır? 100 derece çıkacaktır. Şimdi bu soru. Bu soruda neler yapalım? İlk önce şöyle bir e, kural vardı ta üçgenler bölümünde. Onu bir hatırlatmak istiyorum. Şöyle bir üçgenimiz var. Sonra ben buradan bir açıortay uzattım. Şuradan da bir açı ortay uzattım diyelim. Şunlar açı ortay. Şurası da yine açı ortay. Böyle olduğu zaman şurası 2x derece ise şuraya da x derece kalıyordu. Böyle bir şeklimiz var. Ben şu şekli çok oraya çizmişim. Onu oradan kaldırmam lazım. Yani Çünkü üst tarafa çizeceğim birazdan. O dursun. Peki ne yapabiliriz? Şunları uzatalım. O şekle benzetmeye çalışıyorum. Şunu uzattım. Şurası yeterli. Şunu da uzattım. Tamamdır. Bak aynı yapı var burada. Bu da açıortay, Bu da açıortay. Burası 20 ise burası nedir? 40 derecedir. Burası da zaten 60 derece. E bunların toplamından da alfamız 100 derece geliyor.